Ekranda gördüğünüz 1975 yılına ait bu fotoğraf, insanlık tarihinde başka bir gezegenin yüzeyinden çekilen ilk görüntüleri içeriyor ve burası, Güneş sisteminde adını kadın bir tanrıdan alan tek gezegen, Venüs'ün yüzeyi. Videonun ilerleyen dakikalarında yine tarihte ilk kez bir gezegen yüzeyinde kaydedilen iniş, yüzeye çarpma, gezegendeki rüzgarın sesi ve hatta sondanın Venüs toprağını delerken kaydettiği gerçek sesleri dinleyerek o tarihi anlara yeniden tanıklık edeceğiz. Bunları başarmak elbette hiç kolay olmadı. 1960'ların başından 90'lı yıllara kadar takıntılı bir şekilde 40'a yakın Venüs görevi düzenlendi ve bunlardan sadece 4 tanesi gezegenin yüzeyinden Dünya'ya fotoğraf göndermeyi başarabildi. Çünkü Venüs, Güneş sistemindeki en sıcak gezegen ve bulutların ardındaki muazzam basınç hayallerin ötesinde bir güce sahip. Yüzeyine inmeyi başarıp da bir daha asla geri çıkamayacağınız belki de tek gezegen. Size göstermek istediğim şeyi daha önce yapmadığınıza ya da duymadığınıza eminim. Bu sebeple şehrin ışıklarından uzaklara, karanlığın içine geldim. Güneşin henüz doğmadığı ve ayın da hiçbir şekilde görünmediği Venüs'lü bir gökyüzüne ihtiyacımız var. Beyaz kağıda dikkatlice bakın. Belli belirsiz gölgesini görüyor musunuz? Başımızın üstündeki binlerce görünür gök cisminden sadece 3 tanesi, Güneş, Ay ve Venüs, ışığı ile Dünya üzerindeki bir nesnenin gölgesini oluşturabilecek parlaklığa sahip. Fakat bu gözlemin bizi götürdüğü soru biraz kafa karıştırıcı. Venüs, üzerine düşen Güneş ışığının çoğunu, yaklaşık %75'ini yansıtıyorsa, onu bu kadar ısıtıp sıcak yapan şey nedir? Tüm Dünya, Venüs'ün kalın bulutlarının altında, Dünya'dan çok da farklı olmayan bir atmosfere ve sıcaklığa sahip bir ortam olduğuna inanıyordu. Ta ki Sovyetlere ait Venera 4 uzay aracı gizemli gezegenin atmosferine saatte 40 bin kilometre hızla girene kadar. Venera'nın anteni veri göndermeye başladığında atmosfer sıcaklığı 30 santigrat derece, atmosfer basıncı da Dünya'nınkine benzerdi. Ancak uzay aracı kalın bulutları geçmeye başladıkça göstergeler çılgınlar gibi artmaya başladı. Bir atmosfer hızla 10'a sonra 15'e yükselmeye başladı ve durmadan artıyordu. Sıcaklık ise birdenbire 200 santigrat derecelere yükseldiğinde iletişim aniden kesildi. Sondanın gönderdiği son veri 250 derece sıcaklık ve Dünya'dan 22 kat kalın bir atmosfer değeri oldu. Son verilerin Venüs'ün yüzeyinden geldiği düşünüldü fakat gerçek bambaşkaydı. Uzay aracı tam 93 dakika boyunca gezegenin atmosferini geçmeye çalışmış fakat buna rağmen yüzeye 25 kilometre kala yüksek basınçtan ötürü ezilerek her şey karanlığa gömülmüştü. Coaven 1 adlı yeni Venüs görevim için hazırlıklarım tamam. Amacım 1982 Mart'ında Venüs'ün yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan Venera 14'ün enkazına, daha doğrusu barındırdığı değerli bir verinin orijinaline ulaşmak. Aradığımız şey bir gezegene ait ilk ses kayıtlarını barındırıyor. Görev riski, kesin ölüm ama o heyecanı yaşamaya değer. Venüs bize en yakın konumdayken 4 ışık saniyesi uzaklıkta. Klasik itki motorlarıyla yaklaşık 4 ay kadar sürecek seyahatimi biraz hızlandırarak 1 dakikaya indirmem fena olmaz. Bu sebeple gemimin hızını ışık hızının %6'sını ayarlasam yeterli olur gibi. İşte gidiyoruz. Aslında şanslıyız akşamlarımızı süsleyen bir aya sahip olduğumuz için. Zavallı Venüs, Güneş sisteminde uydusu olmayan iki gezegenden biri. Fakat sizin bilmediğiniz bir numarası var. Venüs, uzay cisimlerine isim veren resmi kuruluş Uluslararası Astronomi Birliği'nin Zozvi adını verdiği yarı uyduya sahip ve bu Zozvi, büyük bir gezegenin ilk tanımlanan yarı uydusudur. Çapının 200 metre ile 500 metre arasında olduğu düşünülüyor. İkiz kardeşimiz yalnız değil yani. Yaklaşmaya başladık. Venüs'ün kalın bulutlarının üstündeki sıcaklık değerleri 30 ila 70 santigrat dereceler arasında değişiyor. Basınç da Dünya'mızda olduğu gibi bir atmosfer civarlarında. Her şey süt liman gibi ama değil. Değerler bu şekilde olsa da tüm gezegenin etrafını saatte 360 km hızla esen rüzgarlar sarıyor. Olduğunuz yerde durabilmeniz neredeyse imkansız. Gezegenin yüzeyinden şu anda 80 km kadar yukarıdayız ve altımızda aşmam gereken 30 km kalınlığında bir bulut tabakası var. Geminin yüzey sensörleri yoğun sülfürik asit damlacıklarının çarptığını gösteriyor.
Güneş ışığı olduğu gibi buraya kadar geliyor fakat çok büyük bir bölümü uzaya geri yansıyor. İç kısımlara aşırı derecede az güneş ışığı iniyor. Bulutların arasından hızla derinlere inmeye devam ediyorum. Artık tamamen sülfürik asit bulutlarının olduğu katmandayız ve yağmurlar başladı. Asit yağmurları. Fakat hiçbir yağmur damlacığı yere düşmüyor. Damlacıklar birkaç metre gittikten sonra aşırı sıcaklıktan ötürü hemen buharlaşıyorlar. Yüzeye varmama 30 kilometre kaldığımda bulutlar biraz daha şeffaf hale geliyor ve sülfürik asitli ortam yerini yoğun karbondioksitle bırakıyor. Ve sonunda evrenin geri kalanından saklanan gizemli Venüs'ün yüzeyi. Yüzlerce volkan, yüksek dağlar, lavların oluşturduğu devasa düzlükler, çarpmanın etkisiyle oluşan kraterler, çakıl, taş ve büyük kaya blokları. Bütünüyle çorak ve terk edilmiş arazi gibi. Dünyanın aşırı sıcak, volkanik ve basınçlı versiyonu olan bir gezegen burası. Venüs'ün yüzeyinden çekilmiş sadece birkaç tane gerçek fotoğraf var. Şu anda onları, gezegenin yüzeyinin gerçek fotoğraflarını görmektesiniz. Daha fazlasını başaramadık çünkü şu anda buradaki sıcaklık 475 derece ve dünya atmosferinden 92 kat güçlü bir basınç var. Bu basınç, okyanusun 1 kilometre derinliğindeki ortama benzer bir etki yaratıyor. Yüzeye her ne bıraksam anında eziliyor, içine çöküyor. İstediğiniz gibi kuşanın, bir insanın kemiklerinin kırılıp birkaç saniye içinde boş bir deri parçası olarak yere yığılmadan burada varlığını sürdürmesi imkansız. Üstelik bu, çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Kemikler bir yana, Venüs'ün yüzeyine inen ve en yüksek basınçlara dayanabilecek şekilde dizayn edilen sondalar bile kızarmadan ve içine göçmeden önce en fazla 127 dakika dayanabildi. Yüksek basınç ve sıcaklıktan ötürü hiçbir yerin görüntüsü net değil, sürekli dalgalanma halinde. %95 oranında karbondioksitten oluşan hava hareket ettikçe etraftaki her şey mercek etkisi altında çarpıklaşıyor. Başım dönmeye başlıyor ve bu etkiden midem allak bullak. Buradaki gece gündüz süreleriyle güneş etrafındaki dönüş süresi tuhaflaşmış durumda. Burada bir gün bir yıldan daha uzun. Duyduğunuz doğru. Gün yıldan daha uzun sürüyor bu gezegende. Bir Venüs günü 243 dünya gününe eşdeğerken Venüs'ün güneş etrafında tam bir tur atması 225 dünya günü sürüyor. Elbette dünyadaki gibi sabah doğan güneş birkaç saat sonra batmıyor burada. Güneş doğduğu zaman 110 günden fazla bir süre gökyüzünde kalıyor, kavruluyorsunuz. Ve işte batıdan doğan güneş her şeyiyle ters bir gezegen. Yürümeye devam ettikçe içimden keşke biraz kar da yağsa diye geçiriyorum ama mümkün değil. Gezegenin eğimi sadece 3 derece ve bu da fark edilebilir mevsimler üretmek için yeterli değil. Daha ne kadar var? Konumu güncelliyorum. 13 derece 15 dakika güney enlemi, 310 derece doğu boylamı. Bu değerlere göre Venera'nın enkazı yaklaşık 1,5 kilometre ileride. Bir adım yürü, bir adım daha yürü, bir adım daha ve... Sonunda. İşte enkaza geldik. Isıyı emerek sondanın bir süre soğuk kalmasını sağlayan lityum nitrat blokları bunlar. Yerdeki büyük parça fotoğraf çeken kameranın lens kapağı. Sonda yere değdiği anda kendiliğinden fırlayacak şekilde tasarlanmıştı. Zemindeki 30 milimetrelik deliği de yere iner inmez sondajla açmış ve 1 santimetre küplük toprak örneği almıştı. İşte kayıt cihazı. Kurtarılacak bir yanı yok fakat bu haliyle bilimsel değeri çok büyük. Gezegenin atmosferik sesleri analog radyo dalgaları yani telemetre verisi olarak kaydedilmişti. Bunlar radyo sinyalleri aracılığıyla dünyaya iletildikten sonra dijital ses formatlarına dönüştürüldü. Bir örneği bende var. Ekranı takip etmeye devam eden seslerin ne olduğunu yazıyorum. Kendinizi Venüs'ün yüzeyindeymiş gibi hayal edin.
şu anda yaşanabilir olmasa da aslında Venüs, Güneş'in yaşanılabilir Goldilocks bölgesi içinde yer alır. Yani bu hale düşmeden önce belki bir zamanlar dünyadaki gibi bir yaşam barındırıyor olabilirdi. Ama mevcut durumu ile artık kendini dış evrene kapatmış, içine girenleri de tuzağa düşüren bir gezegen konumunda. Tıpkı mitolojide olduğu gibi, zarif, güzel, gizemli fakat trajedilerle dolu. Venüs'ün yüzeyinden ayrıldığında 80 kilometrelik irtifada geminin bilgisayarları tuhaf bir şey tespit ediyor. Fosfin. Bir fosfor ve 3 hidrojen atomundan oluşan bir molekül. Çok tuhaf çünkü fosfinin oluşması için bilinen temelde 2 süreç var. Birincisi çok yüksek basınç ve sıcaklıktaki kimyasal reaksiyonlar. Jüpiter ve Satürn gezegenlerinde de fosfin tespit edilmişti. Ancak Venüs'ün 80 kilometre yukarısındaki düşük basınç ve sıcaklık bu oluşum için yeterli değil. Fosfin oluşması için bilinen diğer tek doğal süreç ise biyolojik süreçlerdir. Yoksa Venüs'te mikrobiyal bir yaşam olasılığı mı söz konusu?